Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teğit Geometrinin Geometri Soru Bankası kitabında bak son sayfayı açtık yani son testteyiz konuşmayı sona bırakacağım evet katı cisimlerde son testteyiz kürenin dördüncü testini çözeceğiz size sayfa numarası da 270 ve 271 hadi bakalım çözümlere başlayalım bir ayrıtı 2 kökü santimetre olan kübü çevrelen yani içine alan en küçük hacimli kürenin yüzey alanı nedir diye soruluyor Şimdi elimizde bir küp var. Şöyle bir küp var. Bunu içine alan bir küreden bahsedeceğim. Bir sürü sonsuz tane küre çizebilirim. İşte bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu. Ama bunlardan en küçüğü isteniyor en küçüğü. Bütün köşeleri küre yüzeyinde olanlar değil midir? Evet. Hocam şunlar olmadı. Hayır küre yüzeyinde bu öndeki. Bu en dışını çevreleyen yani şeklinde gördük. Aslında buradaki yüzeyler de ön tarafta ya bu. En sol tarafta görüneni böyle bombeli çizmek zorundayız. Bu da üstünde olacak. E burada işin esprisi ne? İşin esprisi şu. Bak cisim köşegeni aynı zamanda ne oldu? Cisim köşegeni kübün cisim köşegeni kürenin çapı oldu. Bir ayrıtı iki kök kök üç katı cisim köşegeni 6 yapar. Yani burası yarıçap kaç yaptı? Üç yaptı. Kürenin yüzey alanı 4 pi r kare. Yani o zaman cevap 36 pi olur dostlar. Evet cevap balık kesir oldu. Birinci soruda geldik 2'ye. Yukarıda şekil 1'de verilen kurşundan yapılmış içi dolu küre şeklinde bilyenin yarı çapı 6 santimetredir. Evet burası 6. Kurşun eritilip tamamı kullanılarak şekildeki 2'deki gibi özdeş bilyelerden 8 tane elde edilmiştir. Bundan 8 tane elde edilmiş. Yani bunun hacminden 8 tane bu küçük hacimde bilye elde etmişim. Yani 4 bölü 3 pi r küpten 8 tane ne elde etmişim? 4 bölü 3 pi r küpü elde etmişim kardeşim. 4 bölü 3'ler sadeleşti. Pi'ler sadeleşti. E o zaman burada 6'nın küpü dediğimiz 6 çarpı 6 çarpı 6 değil midir? Evet. 8 çarpı R küpü eşit olacak. 2'ye böl 2'ye böl 3. 4 kaldı. Bir daha 2'ye böl 2'ye böl 3. E, 2 kaldı. Bir daha 2'ye böl 2'ye böl 3. 3 kere 3 9 27. R küp 27 ise R'yi buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet R 3 çıktı. Elde edilen bilyenin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Bir bilyenin yüzey alanı. 4 pi R karedir. O da 36 pi çıkar. Evet cevap alçay çıktı. İkinci soruda geldik 3'e. 3 şurada varmış. Çapı 12 santimetre olan yarım küreden bahsediyoruz. Hemen şöyle yarım küreyi çizelim kardeşim. Soruyu anlayabilmek için hemen şekli çiz. Bak daha soru okumadım ve çapı 12 santimetre, yarı çapı 6 olur. Küre şeklindeki bir kabın içine sahın en büyük kürenin, bunun içine sahın en büyük küre şöyle teğet midir? Tam merkezlerde teğet olması lazım. Yoksa sola doğru gitsen biraz daha küçülecek, ya da sola doğru gitsen biraz daha küçülecek. Evet, bu kürenin yüzey alanı nedir? E, çember aslında küre soruları çember soruları. Çemberler birbirine deyince merkezleri birleştirdi yapıyoruz. Tam DM noktasına kadar gitmek zorunda. Yarı çap altı. Yarı çap altı olduğundan burası 3 burası 3 oldu. En büyük kürenin yüzey alanı nedir? 4 tane pi r kare yapar. Yani o da 36 pi yapar yine. Cevap denizli çıkar. Geldik 4'e. Taban yarı çapı 12, yüksekliği 14 santimetre ve üstü açık olan dik dairesel silindir biçiminde kabın içerisinde şu kadarlık su varmış. Tamam. Şöyle bir Silindiri çizelim bakalım. Şöyle silindir çizdik. Üstü açık. Yarı çapı kaç diyor? 12 diyor. Ve yüksekliği de kaç diyor? Yüksekliği de 14 diyor. Şimdi bunun içerisinde ne kadarlık su varmış? 1728. Arkadaşım şöyle 1728 pi'lik su varmış. Bunun tamamının hacmini bulmama gerek var mı? Var. Var 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 var. Pi r kare Arkadaşlar neydi bu? Pi r kare çarpı h. Ne eşittir? Bu. Yani bu 144 çarpı 14 yapıyor. Çarpalım 4 kere 4, 16, 16, 17, 576. Ee, bir de 144 yapar burası. O zaman bu topladığımız zaman da kaç yapıyor o zaman? 6 burası, 11 burası. Elde var 1, 0, 2016 yapıyor. Evet bunun hacmi 2016. Hacmi 2016'yı yazalım. Sonra 1728 varmış. 1728 çıkartırsam eğer 8 burada. Ee, 16'dan 8 çıktı. Ee, burası da 8 yapar. Değil mi? Sonra burası da 9'dan 7 çıktı, 2 yaptı, 288 mi kaldı? Evet, 288 kaldı. Şuraya 288'lik bir şey kaldı. Şimdi bu kabın içerisine yarı çapları 3 santimetre olan 8 adet demir demir küre tabana değecek şekilde atılıyor. Evet, 8 tane demir küre tabana değecek şekilde atılıyor arkadaşım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şöyle atıldı. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşım. Bir tane kürenin hacmi ne? 4 bölü 3 pi r küp. Yani 36 pi yapıyor. E o zaman 36 pi ben bundan 8 tane attıysam 36'yı 8 ile çarptığım zaman 36 pi'yi 8 ile çarptığım zaman kaç yapıyor? O zaman bu bu kadar hacmi kadar su yükseltecek. 36'yı 8 ile çarptığım zaman 6 kere 8 48 3 kere 8 24 288 pi mi yaptı? Evet. Şimdi o zaman ne oldu arkadaşım? Hacmi kadar su yükseltecek o zaman 288 pi'lik kısım dolacak. Su taşmıştır diyor. Yanlış. Suyun yüksekliği silindirin yüksekliğiyle ile eşitlenmiştir. Doğru. Çünkü 288 yükseldi. Bu kesinlikle doğru. Kürelerin tamamı suyun içinde kalmıştır. Kürelerin tamamı evet, suyun içinde arkadaşım. Çünkü e, yarı yarıçap 3 santimetre ya. Zaten yarıçap 3 cm. 3 cm. Bir tanesi zaten ne yapıyor arkadaşlar? Bir tanesi zaten şurayı e, şey olmuyor. 3 6 santimetre yapıyor. 14'ün içinde kalıyor. Yani bu da doğru mu? Doğru. Cevap böylelikle 2 ve 3 yapacaktır. Yani dördüncü soru E dremit oldu. Geldik 5'e. Aşağıdaki şekilde K çaplı kürenin çapı 30 birimdir. Yani yarı çapı 15 birimdir. Bu kürenin içerisinde 6 birim yüksekliğinde su birim bulunmaktadır. Arkadaş bu su yüksekliği her zaman nedir? 6 birimdir. Her zaman 6 birim. Nasıl çevirirsen çevir. Tamam mı? Sen bunu böyle de çevirsen su yine 6. Aynı şey oluyor burada. Evet şu KL çapı bu şekilde göründüğünde şuradaki X nedir diye soruluyor bize. L noktasının zemin olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaş buradaki kesiti düşünelim. Bu kesitin çapı. Ondan sonra e, çember muamelesi yapacaktık böyle. Şöyle bir şey yaparsam çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yani şunu şöyle yaptım. E, o zaman bu buraya geldiği zaman burası 90 derece. Zemine dikse o zaman burada da şu merkeze de dik olacak. E o zaman burası 6 şuradaki mesafeyi de ben bulurum e, Bizim burası kaç verilmişti 15-15-30 verilmişti Başka ne yapabilirim merkez varsa kiriş varsa Çektik yapabilirim böyle Buranın ben 15 olduğunu biliyorum buranın da 15 olduğunu biliyorum Sonra şu mesafenin Hala da 6 olduğunu biliyorum E bunun tamamı kaçtı Bunun tamamı yarı çap değil mi Merkezde çektikten bak yarı çap O zaman buraya 9 kaldı 9-15 9-12-15 üçgeninden burası 12 çıktı Gerçi benden şu x'i isteniyor Bak şimdi dikkat et Bunlar eşit. E, bunlar da eşit. Bir ortaman çıktı. 9 sa. O zaman burası ne olacaktır? 18 olacaktır. E burası 18. 6 burası da toplamda kaç yapıyor o zaman? Burası 24 yapar. Yani 5. soruyu balık isiri bulduk. Geldik 6'ya. Çekil bir de masanın üzerinde A ve C noktalarına gergin halde bağlanmış 18 köküç bir uzunluğunda lastik ip verilmiştir. Tamam. Lastik ipin uzunluğunu 18 köküç olarak biliyoruz. Yani şuradaki mesafe yine 18 köküç mü? Evet. Hatta bu şöyle geçecek galiba. Dur biraz sonra okuruz orayı. 18 kökü olduğunu biliyoruz buranın. E, bu ipin altına masaya AC'nin orta noktası D olan yani burası 9 kök 3 9 kök 3 yapacaktır. Temas eden 324 pi. Evet 324 pi neye eşit arkadaşım? 324 pi. 4 tane pi r kareye eşit. 4 ile sadeleştirsem pi'ler de sadeleşti. 81 yapar. R'yi buradan 9 buluruz. R buradan 9'a merkez T'ye çektik. E, şurası da 9. E, burası da 9. Sonra merkez teğet burada da çektik yapalım. Merkez teğet burada da çektik yapalım. E hocam burası 9 kök burası da 9 kök yapmaz mı? Evet teğet teğet. Çember mamelesi yap teğet teğet. Şekil 2'de ipin masa yüzeyindeki iz düşümü yine AC olduğu için tam D'den geçiyor. Sıkıntı yok burada. E o zaman ip kaç santim uzar diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani bizim buradaki yay uzunluklarını bulmamız lazım. E hocam buraları biz 9 kök bulduk. Burası da 9 ya. Bunlar boşu boşuna bulunmadı demek ki. Sen şunu şöyle çizersen 9 ken 9 köküç olmuş. 30 60 90 üçgeni değil mi bu? Evet. E aynı şekilde burası da 30 60 90 üçgeni. E 60 60 bak burası 60 yapar. Aynı şekilde burası da 60 yapar mı? Yapar. Yani 60'lık ve 60'lık yani 120'lik yay uzunluğu da var burada. Toplamda önceden bizim ipin uzunluğu neydi? 18 köküçtü. Hocam zaten bunlar 18 köküç yapıyor. Uzayan kısmı burası değil mi? Değil mi? Evet uzayan kısmı 18 köküç artı bu yay uzunluğu. Yay uzunluğu kısmı uzamış oldu burada. Bunlar 9 köküç 9 köküç olduğu için. Ya da şöyle de diyebiliriz arkadaşım. İşte biz bu ipin uzunluğunu buluruz. 18 köküç artı yay uzunluğu deriz. Sonra 18 köküç artı yay uzunluğundan 18 köküç çıkartırsak yine yay uzunluğu kalıyor diyebiliriz. Neyse yay uzunluğunu bulacağız. Yarı çapı kaçtı bunun? 9. Yani 2 pi r ee, Yay uzunluğu 120. Açımız 120 derece oldu. Toplamda 120 bölü 360 yapar. Sadeleştir 3 yapar. 3'ler de sadeleşse cevap 6 pi yapar mı? Yapar. Yani cevap Denizli oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Yanda taban çapı AB olan dik koni şeklindeki dondurma külahı görülmektedir. Nisu bu külahın yüksekleri eşit olan 1, 2, 3 kısımlarından bahsediyor. Yüksekleri birbirine eşit olacak. Tamam. Hatta şunlar da birbirine eşit olur. E o zaman burada ben direkt şey yapayım. 1 bölü 2 bir de 1 bölü 3 oran var değil mi? 1 bölü 2 bölü 3 benzerlik oranı kübü hacimler oranı eşit. Yani 1 bölü 8 bölü 27 yapıyor orası. O zaman burası V iken burası nedir arkadaşım? 1 bölü kaç? 8 olacak. Tamam 8V. Buraya 7V'lik kısım kalır. O zaman 1 bölü 27 tamamı. E 27'den de 8 çıkınca kaç kalıyor arkadaşım? 27'den 8 çıkınca Vallahi kafa durdu ya. 27'den 8'i çıkarsana kardeşim. Buradan 9 mu kalıyor? 19 V kalıyor. Evet buraya da 19 V kaldı arkadaşım. Tamam. Şimdi başka ne isteniyor benden? Devam edelim. Şimdi Birinci kısmına çilekli, evet birinci kısmına çilek koyuyormuş. İkinci kısmına vanilyalı koyuyor, VA yazayım oraya. Üçüncü kısmına kaymaklı koyuyor, K yazayım şuraya. Sonra dördüncü kısmına da damla sakızlı koyuyor, şuraya da D yazayım. Dondurma çeşitlerinin hepsinin birim fiyatının aynı olduğunu öğrenen Nisu, yani hacimleriyle doğru orantılı olacak o zaman değil mi? E, o zaman Nisu hazırlattığı dondurma kira için toplamda 135 TL ücret ödemiş. Ve burada oran verilmiş. Yani burası 3A iken burası 2A verilmiş. OT yerine ben 3A yazacak olursam. OT 3A ise tamam şunlar A A A yapıyor. Ee, bu AB uzunluğu da 2A. AB uzunluğu da 2A ise A. Şimdi o zaman ben buranın 27V olduğunu biliyorum. Koninin hacminin 27V olduğunu biliyorum. O zaman ben Pi A kare çarpı yükseklik. Yani yükseklik 3A bölü 3. 27V olduğunu biliyorum. Burada ne gelir o zaman? Pi A küpün 27V olduğunu söyleyebilirim. Peki burada da ne var? Yarım küre var. Yani 4 bölü 3 pi r küpün yarısı olacak. Hocam şunlar şunlar gitti. 2 yani bu neye eşit oluyor? 2 bölü 3 pi a küp yapıyor. Pi a küp yerine 27V yazarsam 2 bölü 3 çarpı 27V. Yani sadeleştir böyle 9. 2 kere 9 18 v yapar burası da. Arkadaş şurayı da 18V şeklinde buldum. Topla bakayım bunları. 18 burada. 27 burada. Topladığım zaman 45 yapıyor. 45 V'lik kısma ben ne kadar ücret ödemiştim? 135 TL ödemiştim. V'yi buradan 3 bulurum. Benden ne isteniyor? Vanilyalı kısım için. Vanilyalı kısım şurasıydı. 7 V'lik kısma ne kadar öderim o zaman? 7 çarpı 3'lük yani 21'lik ödeme yaparım. O zaman 7. soru Cehan oldu ve geldik. Son sorulara. Bir kürenin içine tepesi küre yüzeyi üzerinde olan Tabanı ise kürenin en büyük çemberi olan dik koni yerleştiriliyor. Şimdi bir küre var. Şöyle bir küre var. Bir kürenin içerisine. Tamam. Tepesi küre yüzeyinde olan ve e, tabanı ise kürenin en büyük çemberi olan dik koni. Arkadaşlar dik koni. En büyük çemberi bu değil midir? Evet. Tepesi de böyle küre yüzeyinde olan bir koni oluştur diyor bize. Tamam. Buna göre koninin hacmini, kürenin hacmini oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşım şu yarı çap değil mi bizim? Evet. Şu da yarı çap. Bitti. Koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3. E öbürünün kürenin, kürenin hacmine 4 bölü 3 pi r küp eşit olacak. Bölü 3'ler gider. R küpler gider. Pi'ler gider. O zaman ne kaldı? Burada sadece 4 kaldı aşağıda. Yukarıda 1 kaldı. Burada da 4 kaldı. Cevap 1 bölü 4 yapar. 8. soru Balıkesir oldu ve geldik kara soruya. İçinde bir miktar su bulunan dikdörtgenler prizması biçimde kabın içine Evet şöyle dikdörtgenler soruyu anlayabilmek için soruyu ben şöyle bir çizeyim istersen. Ne varmış burada? İçinde bir miktar su olan bir kap var elimizde. Tamam. Bir miktar su. Şöyle bir su var. Tamam Şöyle bir su olsun bakalım içinde. Sonra bunun içine yarı çapı 3 santimetre olan bir küre atıyorum. Yarı çapı 3 santimetre olan bir küre atıyorum. Ve ne oluyor sonra? Bilyenin tamamı suyun içinde ve suyun yüksekliği 20 santimetre oluyor. Evet. Normalde ben buranın 28 olduğunu biliyorum. Değil mi? Kabın yüksekliği de bak 28 olarak verilmiş en altta. Evet ben bunu böyle attığım zaman ne olacak? Arkadaş hacmi kadar su yükseltecek. Yani burası neye eşit olmak zorunda? Kürenin hacmine eşit olmak zorunda. Böyle olduğunda diyor burada ne diyor? E, suyun yüksekliği 20 santimetre oluyormuş. Bu şekilde olduğunda suyun yüksekliği 20 santimetre. Arkadaş suyun yüksekliği 20 santimetre. İlk baştaki suyun yüksekliğine h dersem o zaman burası 20 eksi h olur. Buraya da kaç kalır? 8 kalır. Tamam. Sonra ne diyor? Aynı bilyelerden iki tane daha atarsam, iki tane daha atarsam o zaman en son su, seviyesi buradaydı ya. O zaman yukarısı da olacak, değil mi? Ve 24 pi daha su taşacak. Tamam. Arkadaşlar burada bir bilyenin hacmi ne? 4 bölü 3 pi r küp. Neye eşit? Şu. A diyelim buraya. Buraya da B diyelim. Suyun yüksekliği nedir diye soruyor. A çarpı B çarpı 20 eksi H'e eşit. Değil mi? Tamam. Sonra burada 2 bilye dağıtınca burayı dolduruyor. Bir de 24 pi da kadar da su taşırıyor. 24 pi kadar da su taşıracak. O zaman ben 2 tane bilye 4 bölü 3 pi r küp neye eşit olacak diyeceğim. A çarpı B çarpı 8'lik kısım burası. Bak A çarpı B çarpı 8'lik kısmı dolduruyor. Bir de nereye yapıyor? 24 pi artı bir de 24 pi'lik kısım da dolduruyor. İşte buradaki 2 bilmeyen 2 bir çözeceğiz arkadaşlar. Bunu çözünce direkt kaç çıkacak? Suyun yüksekliği nedir diye soruluyor bize. Ya isterseniz burada şunu da yapabiliriz tabii ki. 4 bölü 3 pi r küp yerine şu ifadeyi de yazabilirsiniz burada. En azından haçlı olmuş olur. Ve ab'ler de olmuş olur. Ya da burada ab'yi bence yalnız bırakın. Bence. AB'yi yalnız bırakın. AB burada neye eşit? Bak. AB burada neye eşit? Ya da şöyle şey yapalım. AB'yi yalnız bırakalım. AB burada neye eşit? Hocam. Şunlar şunlar gitse. 9 yapar burası 36 pi. 36 pi bölü. Kaça eşit oldu? 20 eksi. Haşa eşit oldu. Burada AB neye eşit olacak? Bunu buraya atsak. E, şu 8. Şu şu gitti. 9. 4 kere 9 36 72 pi. 72 pi eksi 24 pi yapar burası. Bölü AB AB eşit oldu ya bu. AB çarpı 8'e eşit oldu ya. 8'e eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Şimdi 72'den 24 çıkınca kaç kalıyor arkadaşım? Buradan cevap çıkacak. 36 pi bölü 20 eksi h eşittir. 72'den 24 çıkart. Kaç geliyor? 48 mi geliyor? Evet 48 pi bölü 8 yaptı. O zaman pi'ler sadeleşti. Şunlar şunlar sadeleşti. 6 yaptı. 6 ile 36 sadeleşti. 6 kaldı. Şurada 1 kaldı. O zaman 6 eşittir. 20 eksi h yapar. H da buradan kaç gelir böylelikle? 14 gelir. Evet cevap böylelikle ne çıktı? 14 çıktı. Tamamıyla sözel bir soruymuş. ÖSYM de böyle sözel soruları seviyor. O yüzden ben bunu kolay, şey e, kara soru olarak yazmışım. Daha farklı bir şekilde yorumlanabilir mi? Yorumlanabilir ama düz mantıkla okuduğumu şekil üzerinde gösterdim. Düz mantıkla çözüm yaptım. E, niye kara soru oldu? her zaman kara soru zor bir soru olmak zorunda değil. ÖSYM'nin soracağı sorular da kara sorular ve bu soru yine çıkmaya aday sorulardan biri olduğu için arkadaşım. Evet gençler böylelikle bitti mi? Vallahi bitti. Bitti 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 bitti. Evet o zaman biz böylelikle bütün kitabı bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir konuşmayı yapalım değil mi? Gençler elimizden geldiğince şu kitabı size aktarmaya çalıştık. Bu kitap içerisinde gerçekten ufkunuzu açacak sorular vardı. Yani e, bu kitabın yapımında emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Özellikle Erhan hocama çok teşekkür ederim. Yapımında çok büyük bir katkısı oldu. Burada e, gerçekten çok kaliteli sorular, ufkunuzu açacak sorularla e, bu kitabın içerisine koymaya çalıştık. Gerçekten güzel sorular vardı. Bazı ufak tefek yerlerde aksiliklerimiz oldu. Yani cevap aparatlarında falan hata oldu o anlamda da umarım kusura bakmıyorsunuzdur. Çünkü ilk baskıda oluyor genelde bu tür şeyler. E, o anlamda da zaten sorular böyle geldiği zaman özürlerimizi de diledik. Ama gerçekten ufkunuzu açtı bu kitap. Tamamıyla orta seviyede bir kitaptı. Ve orta seviyedeki bir kitap yani üniversite sınavına yani TYT'ye girecek her öğrencinin çözmesi gereken bir kitapçı, kitaptı bence. Ya yani çok kolay bir kitap değildi. Çok zor bir kitap değildi. Sadece zor soruları böyle ufkunuzu açacak soruları biraz kara soruları sakladım. Ama yeni nesil Kalıp olarak ilk defa gördüğünüz sorular vardı burada. Bence ilerlediniz. Elinden geldiğince de iyi bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydamız olmuştur. Ben her zaman şunu söylerim. Ya bir iş yaptık daha sonra e, benim sizden istediğim şey şu. Bir Allah razı olsun demeniz yeterli. Katkımız olduysa bir Allah razı olsun. Bana ve aileme dua ederseniz çok sevinirim. Sınavda inşallah hak ettiğiniz başarıyı elde edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.